Sayın seyirciler, NASA'nın araştırması Orta Doğu'da tatlı su kaybının alarm verici düzeyde olduğunu ortaya koydu araştırmada. Türkiye, Suriye, Irak ve İran'da Dicle ve Fırat nehirleri havzasındaki tatlı su kaybına dikkat çekildi. Amerikan Ulusal Havacılık ve Uzay Araştırmaları Merkezi NASA tatlı su kaybı ile ilgili bir rapor yayınladı. Raporda Orta Doğu'da tatlı su kaybının endişe verici düzeyde olduğu vurgulandı. Bunda kötü yönetim, yeraltı suyuna artan talep ve 2007 yılındaki kuraklığın etkili olduğu kaydedildi. Lut Gölü büyüklüğünde tatlı suyun kaybedildiği belirtildi. Araştırmacılar Türkiye, Suriye, Irak ve İran'da Dicle ve Fırat nehirleri havzasındaki tatlı su kaybını da ele aldı. Söz konusu bölgedeki tatlı su depolarının 144 kilometre küpünü kaybettiği ortaya çıktı. NASA bu verileri 2003 yılından başlayarak 7 sene boyunca çift uydudan elde edildiğini duyurdu. Evet, İstanbul Teknik Üniversitesi Meteoroloji Mühendisliği Öğretim Üyesi ve A Haber Danışmanı Profesör Doktor Miktat Kadıoğlu'yla bu raporu konuşacağız. Hocam hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk, sağ olun. Ama izninizle telefon hattığımızda da Su Vakfı Başkanı Profesör Doktor Sayın Zekai Şen var. İzninizle onun da görüşlerini alalım. Benim bu rapora hocam, ilişkin. Tabii. Sayın Şen hoş geldiniz efendim yayınımıza. Hoş bulduk. Efendim, zannediyorum haberimizi izlediniz. NASA'nın raporu dikkat çekici. Nasıl okumak gerekir? Nasıl değerlendiriyorsunuz? Gerçekten durumumuz o kadar vahim mi? Hocam? Sayın Şen? Efendim? Efendim, sesimi evet. Duyabiliyorsunuz zannediyorum. NASA'nın yeni bir araştırması Orta Doğu'da tatlı su kaynaklarının gitgide azaldığını ortaya koyuyor. Sizin araştırmalarınızda bu araştırmayı destekler nitelikte mi? Nasıl değerlendireceksiniz? Nedir durumumuz? Efendim, bizim de bu konuda yaptığımız araştırmalar var Su Vakfı'nda. Onların bu kadar abartılı olan rakamsal değerleri kadar da hiçbir zaman kötü değil. Yalnız bu uzaktan algılama veyahut da uydu vasıtasıyla yapılan hesaplamalarda zaten %40-50 civarında mutlaka, özellikle de yeraltı suları ile ilgili olursa, hatalar vardır. Orada 144 bin kilometre küp, yanlış anlamadıysam, ifade edildi. Çok abartılı bir durum. Genelde zaten bu bölgede iklim değişikliği sebebiyle bir azalma olması bekleniyor. Bizim yaptığımız raporlara ve 2100 yılına kadar olan öngörülere göre %15-20 civarında bizim su kaynaklarımızda bir azalma olması bekleniyor. Sizin araştırmalarınız %15-20 civarında bir su kaybının olacağını ortaya koyuyor. Beklentimiz evet. De bu yönde. NASA'nın abarttığı kadar değil dediniz efendim. Peki bunun önüne geçmek için ne yapmalıyız? Vakfınız da çok ciddi çalışmalar yapıyor ve bizim bilgi düzeyimiz çok daha fazla ifadesini de kullanıyorsunuz siz yabancıların araştırmalarından ve yabancı bilim adamlarından. Ne dersiniz efendim? Ne yapalım? Ne yapalım ki susuz kalmayalım? Ya şöyle bir durum, iklim değişikliği sebebiyle mutlaka bu kadar bir azalmalar söz konusu. Ama yeraltı sularının zenginleştirilmesi gerekir. Zaten NASA'nın da üzerinde durduğu genelde bu yeraltı suları. Böyle de Orta Doğu'da, sadece Türkiye'de değil, değişik ülkelerde bizzat bizim de gidip gördüğümüz yeraltı sularının beslenmesi diye bir takım projeler var. Çok akıllıca yapılan projeler bunlar. Onun ötesinde bu barajların özellikle eş güdümlü bir şekilde işletilmesi ve maalesef Dicle ve Fırat nehirleri her zaman böyle gündeme getirilmekte yabancılar tarafından. Türkiye Cumhuriyeti de bu konuda bayağı duyarlı olması gerekir önümüzdeki bu belki 30-40-50 sene içinde. Çünkü su gerçekten çok da değerli bir madde olma yolunda gittikçe de bunun önemi artmakta. O bakımdan da bakıyorsunuz NASA veya İngiltere'de bazı üniversiteler hep bu bölgeyle ilgili bir takım raporlar veriyorlar. Bundan 3 sene önce de oldu İngiltere'deki bir üniversite. Bizim ülkemizde o çok böyle iyi bir haber olarak verildi tabii ama hiçbir aslında olmayan bir şeydi. Senaryolara dayanarak bir takım bizim ülkemizle ilgili veya Orta Doğu'yla ilgili bazı
su sorunlarını zaman zaman gündeme getirmek istiyorlar. Şunu yapması lazım bizim Türkiye Cumhuriyeti'nin, her şeyden önce bir su yönetimi, bir şemsiye altında su sorunlarının toplanması gerekir. Bakın, Tarım Bakanlığı var, Su Bakanlığı var, Enerji Bakanlığı var, değişik belediyeler var. Efendim, bakanlıkların altında değişik bir takım devlet su işleri vesaire, devlet meteoroloji işleri gibi kuruluşlar var. Sorun şu, acaba bunlar arasında güzel bir harmonik eş değer, eş güdüm var mı? Maalesef pek de olduğu söylenemez. Bu bakımdan sularımızın iyi idare edilebilmesi için bir merkezden toplanması gerekir. Ve ben Türkiye'nin su sorununun da, ben derken vakfımızı kastediyorum, eğer iyi yönetilirse o kadar da kötü yabancıların abarttığı gibi olmayacağını biz de öngörüyoruz ve raporlarımızı İngilizce'de yazıyoruz. Gönül ister ki biz de NASA'ya gönderelim o raporlarımızı. Bir de onlar okusunlar. Peki efendim, çok teşekkür ediyoruz katkılarınız için. Su Vakfı Başkanı Profesör Doktor Sayın Zekai Şen'di telefon hattımızdaki isim. Sizin de hocanız olduğunu ifade ettiniz. Hocamızı dinledik birlikte. Türkiye'de abartıldığı kadar ciddi bir problemin olmadığını söylüyor. Yalnız su politikası iyi idare edilir ve bir eş güdüm çerçevesinde yönetilebilirse. Siz nasıl değerlendireceksiniz hocam? Hakikaten durumumuz NASA'nın iddia ettiği kadar vahim mi? Yani bu tabii NASA'nın verdiği bir rakam var. 144 kilometre küp su kaybı. Şimdi tabii gösterilen resimlerde de hep bu uzaktan algılama. Yani uyduyla kar örtüsünü ve benzeri toprak nemini bakaraktan bir tahmin yapıyorlar. Rakam olarak tabii çok şey, abartılı bir rakam gibi duruyor. Ama yine Zekai Bey söylediği gibi bir iklim değişikliği su etkiliyor tabii. Bir su problemi var. Yani dünyanın her tarafında var. Yani bir kuraklığa doğru gidişat var. Ama bu kadar çok su kaybı olacak, işte Türkiye yani bütün bölge birbirine girecek, savaş olacak gibi. Ya biraz burada şey var, bir kışkırtma var yani şey olarak. İşte Türkiye, Suriye, Irak, bunlar etkilenecekler, en çok bunlar etkilenecek ama Türkiye'nin de bunlar arasında avantajlı gibi böyle bir ayrıştırma var, yani ötekileştirme var, gruplandırma var. Yani bu bir çeşit Türkiye'ye karşı kışkırtma politikası, yani hani kaynaklar şey yani. Bizde, biz baraj yapıyoruz, Silivan barajı da gidecek gibi. Yani bu bir tane böyle bir işliyorlar, biraz sürekli bunu işliyorlar. Siyasi yönde var. Ya var siyasi yönü. Tabii bizim işte buna karşı, yani bu normaldir. Yani biz de buna karşı kendi tezimizi çok iyi, su kaynaklarımızı çok iyi bilerekten, yöneterekten kendi tezimizi ortaya koymamız gerekiyor. Ama maalesef Türkiye'de suyla ilgili yaklaşık 40 tane kurum var. Ve her gün bir yenisi de kuruluyor. Yani hoca dedi, tek elden bunların koordine edilmesi, yönetilmesi, yani bir dağınıklık var yani. Sürekli yeni su suyla ilgili yeni kurum, hani bunlar toplanacağına bir araya sürekli yenileri kuruluyor. Böyle bir acayip bir durum var. Türkiye'nin suyla ilgili su politikalarını belirleyecek, yani bir beyin kurum kuruluş yok yani. Bir sürü kol bacak var ama bir beyin lazım. Yani bunları koordine edecek. O konuda Türkiye'nin problemi var. Şimdi zaman zaman kuruyan göllerin görüntülerini var. Biz izleyicilerimizle paylaşıyoruz. O da yalnız sulama kaynaklarından kaynaklanıyor. Yani suyun yönetilmemesinden kaynaklanıyor göllerin kuruması. Yani adam göle giden bütün suyu topluyor. Tarlasına veriyor. Aşırı bir sulama yapıyor. Mesela Konya gibi çok kurak bir yerde, buğday ambarı olan bir yerde çok su isteyen şeker pancarına suyu veriyoruz. Ki yani yanlış bir tarım politikası bu. Bu tabii o su da yetmiyor. Bu sefer yeraltı sularını aşırı miktarda tüketiyoruz ki en son başvurulacak kaynak da yeraltı suları. Ondan sonra da obruklar oluşuyor. Onların haberlerini çöküyor. Her yıl yeraltı suları Konya'da 4 metre alçalıyor ve her sene 4 metre borulara ilave boru ekleniyor. Yani bu bir politikasızlığı gösteriyor. Yani yanlış bir teşvik politikası var. Yanlış bir tarım teseni var, ürün seçimi var. Su en çok şeker pancarında ve pamukta kullanılıyor. Bu da gelişmekte olan ülkelerin ürettiği şeylerdir. Çok gelişmiş ülkeler pamuk üretmez, tekstille uğraşmaz, şeker pancarı uğraşmaz. Bunu bizim gibi ülkelerde satın alırlar. Yani bizde aldıkları bir kilo şeker veya bir tekstil ürünü aslında tonlarca su alıyorlar bizden. Ama ucuza alınıyor yani suyu. Katma değeri, onlar suyu daha yüksek yerde kullanıyorlar. Suyu katma değeri yüksek. Biz bu tür çok su isteyen yerlerde kullanıyoruz ve
çok ucuza suyumuzu da satıyoruz yani bir şekilde, hı hı, farkında olmadan. Bu tabii suyun kullanımla ilgili bir şey bu. Yeraltı sularını yani en son başvurulacak şeydir. Yani sizin düşünün, bankada birkaç kuruş paranız var. Bir hastalık bir şey olursa diye saklıyorsunuz bir güvence olarak. Sizin maaşınızdan çevirmeniz lazım evinizi, yani şeyinizi. Siz maaşınızdan değil de o parayı harcıyorsunuz. Ondan gidip alışveriş yapıyorsunuz. Yani yeraltı suyunu kullanmak böyle bir şey. Yeraltı suyunu kullanmamamız gerekiyor. Yeraltı suyunu besleme konusunda da Türkiye'de bir gayret yok. Nasıl besleyeceğim? Yani mesela şimdi diyelim ki öyle yerlerde su akıyor, denize gidiyor veya boşa akıyor veya bir göle gitmiyor, yani göle falan yok. O suyun önüne küçük setler yapıp suyu durdurmak, o durduğu yerde toprağa sinip yeraltı suyuna doğru bir yeraltı suyunu beslemek gibi. Yani bunu su vakfındaki bizim hocamız ve benzerler daha çok bilir. Bunun çok daha çeşitleri vardır. Veya buharlaşmanın azaltılması gibi kavramlar var. Bugün Türkiye'de birçok şehir böyle halka jest olsun diye göllerin dibindeki suyu veriyor şehre. Böylece musluğa akan sular soğuk oluyor. Hı hı. Halk da ne güzel suyumuz soğuk akıyor diye seviniyor. Aslında gölün üstündeki sıcak suyu vermek lazım halka. Çünkü o hemen buharlaşıyor. Hı hı. Soğuk suyun buharlaşması, yani kullanmamak gerekiyor soğuk suyu. Yani böyle bilimsel olmayan böyle popülist şeyler aşırı suyumuzu tüketmeye neden oluyor. Yani biz dipteki soğuk suyu belki de üste alıp devredecek, yüzeydeki su sıcaklığını düşürüp buharlaşma azaltacakken biz alttaki buharlaşmayacak olan suyu tüketiyoruz. Hı hı. Yani böyle şeylerimiz var. Mesela göllerimiz etrafına ağaç dikerken mesela kavak ağacı gibi suyu alıp havaya gökyüzüne veren ağaçları koyuyoruz. Yani hangi ağaç dikeceğimizi de bilmiyoruz. Hı hı. Yani neyi ne yaptığımızı da pek farkında değiliz. Şimdi iklim değişikliği, yani su iki türlü talep artıyor. Bir nüfus ve sanayi ile beraber, bir de iklim değişikliği suyu azaltıyor. Şimdi bütün şehirlerimize, Türkiye'de gidin her bir şehire, 2023 yılı için yapılan bütün projeksiyonlarda her şehir şu kadar miktarda nüfus artışı olacak, şu kadar miktarda suya ihtiyacımız olacak diye plan yapıyor. Ama 2023 yılında, 2050 yılında nüfus da değişecek diye düşünmüyor kimse. Hı hı hı. Yani iklim değişikliği Türkiye'de henüz projelerde, plan hesaplarda yer almış değil yani. İklim değişikliği biz konuşuyoruz böyle magazin malzemesi ama yani hiçbir kurum ve kuruluş hep şöyle düşünüyor Türkiye'de. Yağışlar eskisi gibi devam edecekmiş gibi planları yapılıyor. Sadece nüfusa bakılıyor. Hı hı. Şimdi Türkiye yaklaşık şu anda 1300 metreküp suyu var kişi başına. Bu biliyorsunuz 2000 metreküp fazlası zengin ülke oluyor suda. Hı hı. 1000 metreküpü de fakir. Türkiye şu anda arada sınırda, derede bir yer, sınırda. 2050 yılında iklim değişikliği artı nüfus artışı Türkiye'de su miktarını bazı yerlerde 700 metreküp'e düşürecek. Bu su fakir anlamına geliyor. Şimdi biz tabii ki suyumuz var. Bunu doğru kullanırsak, doğru yönetirsek suyumuz daha var olmaya devam edecektir. Ama şimdi biz mesela Sultanbeyli gibi veya İzmir'deki Menderes gibi küçük küçük ilçeler yapıyoruz su havzalarında. Hı hı. Eskiden yağan yağmur topraktan akışa geçiyordu, doğru gidiyordu göle. Mesela işte Ömerli Barajı'na toplanıyordu. Hı hı. Şimdilik ne oluyor? Orada yaptığınız bütün binalar topluyor bu suyu çatılarıyla. Yoldaki kanalizasyon sistemi, yağmur tren sistemi topluyor. Bütün su denize gidiyor. Şimdi yağmurlar, iklim değişikliği azalıyor. O az olan yağmurdan da bizim su hasat etmemiz, suyu toplamamız da zorlaşıyor. Yani yanlış arazi kullanımı da büyük problem Türkiye'de. Yani arazi planlaması çok önemli. Yani su havzalarının korunması bir çakıl taşına kadar çok önemli. Bunlar yani böyle bir slogan değil yani. Gerçekten bu işte bütün dünya bunu konuda kafa yoruyor şu anda. Bizim de yani su kaynaklarımızı bize de koruma... kafa yoran isimler var ama kafa yoran isimleri bir araya getiren bir irade platform, yok yani. Bir irade platform yok herhalde. Yok. Evet. Dileriz ki en kısa sürede bu irade de ortaya konur ve bir şekilde somut bir biçimde vücut bulur. Hocam çok teşekkürler. Son bir notunuz varsa yani çok paylaşayım. Şey var. Şimdi bu bizim mesela Fırat Dicle'de su paylaşımı var. 500 metreküp su vermişiz. Hı hı. Mesela benzeri örnek var Amerika'da Colorado Nehri Meksika'yla. Onlar bunu iklim değişikliğine bağlamışlar. Eğer kuraklık olursa, hı hı, o kadar az vereceğiz, çok yağarsa çok vereceğiz diye. Yani bu iklim değişikliğini dikkate alarak da uluslararası politikalara da yön vermemiz lazım. Hı hı. Hocam bu mesajlarınızı dileriz ki birileri kulak verir. Çok teşekkürler bir kez daha katkılarınız için. Sağ olun.